Herkese merhaba. Havacılığın kazanında sonunda bir araya gelebildik. Online'dan sonra bir araya gelip farklı konuları masaya yatırmak üzere kazanı bugün ofisimizde kaynatıyoruz. Ve tabii ki Muhammed Yılmaz, Murat Erdem'le beraber ben Tolga Özbek. Bugünün konu başlıklarını biraz kazalar ağırlıklı konuşacağız. Ama girişte hemen şey söyleyeyim. Geçen hafta biliyorsunuz Uçaksan'la ilgili bir bölüm yaptık. Uçaksan epey ses getirdi. Sektör farklı konuştu, diğer konuya meraklı vatandaşlar, izleyiciler farklı konuştular. O konu benim tahminim önümüzdeki günlerde epey pilav su kaldıracak gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak. Bu konuyu da takip ettiğimizi belirtmemde fayda var. Bizim tabii orada özür dilerim bölüyorum. Biz tam lütfen zamanında ve şeyde girdik. Yani açıklama biz gazeteciyiz. Yapıldı. Biz hayır, gazeteciyiz. Açıklamanın yapılmasından 1 saat 2 saat sonra direktman Emre Bey'i yayına aldık. O tabii açıdan zamanlama açısından da çok denk geldi, iyi de oldu. Hemen alabildik yani. Gazeteci refleksi her zaman bir şekilde ortaya çıkar. Bunlar da önemli. Bunları vermeye çalışıyoruz. Ertesi gün tabii o Uçaksan çok uzun olunca Riyad Air konusu da bence çok önemli bir manşetti. Fakat tabii Riyad Air'i verdiğimiz günde de Pegasus'un Trabzon'daki kazasının konuşmaları ortaya çıktı. Epey o konuyla da ilgili kayıtların olması bence son yıllarda gördüğümüz hani gazetecilik örneği. Bu arada söyleyeyim, Halk TV'den değerli Hürriyet'te de beraber çalışmıştık. Dinçer'in haberi çok da güzel bir haberdi. Tebrik ediyoruz onu. Ve arkasından da Talpa'nın bir tepkisi geldi. Onları konuşacağım. Ama şimdi Trabzon'daki kazada şöyle Muhammed'den başlayalım istersen. Muhammed, kaza ile ilgili yani mahkemesi devam ediyor. Şimdi gidip de o oldu bilmem ne. Bildiğim kadarıyla rapor da çıkmadı. Bu arada tabii bilir kişi başka bir şey. Kaza Kırım raporu Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ayrı bir birim, bağımsız bir birim. Hani yurt dışında NTSB yapıyor bunları. Bu başka bir şey. Bizim açımızdan havacılık jargonunda önemli olan Kaza Kırım raporu. Sanıyorum çıkmadı daha onun Kaza Kırım raporu bildiğimiz kadarıyla. Artık bir örnekleri de resmi gazetede yayınlanmaya başlandı. İnşallah gerisi gelir. Çünkü bu kazalardaki konular, konuşmalar örneğin CRM olarak adlandırılan bir ders bunlar. Ve biz havacılıkla ilgili baktığımız zaman Türkiye'de hep yurt dışındaki kazaların işte yok Amerikan bilmem ne kazası, Fransız Air France'ın bilmem ne kazası derken kendi kazalarımızı konuşamıyoruz. Bunlar resmi gazetede artık başladı yayınlamaya ama asıl raporları... Ama resmi gazetede eğer o kazada ölen yoksa yayınlanan. Evet. Evet, bir de o var. Ölen de var. Varsa kaza savcılık soruşturması dahilinde olduğu için yayınlanmış. Şey ibaresi şey koyuyorlar. Evet. Kaza ile ilgili biriyseniz Ulaştırma Bakanlığı'na bir dilekçe vererek biraz resmi rapora ulaşabilirsiniz. O sadece gibi taraflar alabiliyor. Evet, taraflar ama ölen varsa kesinlikle, evet, kesinlikle. Kaza kırım raporu yayınlanmıyor. Kaldı ki hani hazır konu açılmışken şimdi havacılık birikimli olarak ilerleyen bir şey. İşte kuralların kanla yazıldığını söylüyoruz. Bu kazalar dersler veriyor. Her zaman söylediğimiz gibi yeni kaza yoktur, yeni insan vardır diyoruz ve bu olayların tekrarlanması için tüm dünyanın o olaydan bir sonuç çıkarması, netice itibariyle oralardan bir şeyler öğrenmesi ve dünyanın başka bir yerinde aynı kazanın tekrarlanmaması amacıyla yapılırken bu, bizim ülkemizde bunun bu şekilde... Hem de dünya havacılığının gelişimi ve işte o birikimli ilerleme sürecine balta vuran bir şey. Yani bu dünyada herhangi bir yerde kaza olduğunda biz az önce söylediğin gibi o kazanın tüm detaylarına ulaşabileceğimiz rapora eğer ki erişebiliyorsak, bu açık kaynaklardan yayınlanıyorsa ve bütün havacılık sektörü bunu kendisine bir ders olarak alıp okuyabiliyorsa, Türkiye'de de yaşanan kazalarda bunu yapmamız lazım. Yani şunu söylüyoruz, yani kaza kırım raporları birisini suçlamak için değil, tabii, o kazanın neden yaşandığının sorunun tespit edilmesi ve önlem alınması için. Ders almak, önlem almak. Yani burada şey yok. Bir şey yargılamak için değil. Trafik kazası gibi 8'de 8 tabii, bu suçludur, o bilmem ne değil. Aslında bu tarz kaza raporlarının sektör tarafından bilinip, okunup eğitimlerde, şirket içi eğitimlerde kullanılması gerekiyor. Çünkü bu tarz şeyler bir sonraki kazanın yaşanmasının önüne geçiyor. Kapalı devre, daha bize göre daha kapalı diye tahmin ettiğimiz İran, Başaran kazasını mesela internet sitesine kaza raporunu koydu. Ben çok beğenmiştim o raporunu. Hepimiz onu aldık. Gayet tabii, güzel rapordu. Tabii, her bütün detaylar vardı mesela. Aynen. Şimdi biz bir başka ülkedeki her bilgiye erişebiliyoruz ama kendi içimizde yaşanan kazaların neden olduğunu biz bilemiyoruz.
Kaza olduğu zaman konuştuğun zaman da bekle, kaza raporunu bekle diyorlar. Kaç tane bekleyeceğiz? Bekleyelim 3 sene. 3 sene. Olay soğumuş. Her şey üstünden geçmiş. Soğumasın. Rapora da ulaşamadıktan sonra yani, ne kadar kaldı ki konuşabileceğin rapor da olmayacak. Evet, yani o an ne konuştun konuştun. Onun dışında herhangi bir şeye ulaşma ya da konuşma şansın yok. Sonra şimdi, ne oluyor? Sonra ne oluyor? Isparta kazasını ben örnek vereyim. Toryum bilmem nesinin işte şehir efsaneleri, senaryolar. Zaten şeye çok açız. Yani bu tür komplo teorileri bizim memlekette de çok şey yapıyor. Bir komplo teorileri üzerine bir kanal mı hasta? İyi ekmek yeriz oralardan. Ondan sonra ama ne oluyor onun sonrasında? Acayip acayip ifadeler, iş sulandırılıyor. Biz raporu bekleyelim. Raporu bekle de ne oldu? Şimdi bu sonra 17 tane rapor, bilirkişi raporu çıkıyor. O da başka bir şey. Çünkü o kadar sulandırılıyor ki birisi bir rapor hazırlıyor diyor. Kardeşim ben bu rapora itiraz ediyorum diyor. Gidiyor başka bir üniversite veriyor. Onlar hazırlıyor. Onu kaldı ki Türkiye'deki bilirkişi rapor, bilirkişi heyetiyle ilgili de ciddi anlamda sıkıntı var. Mesela yani, kimler hazırlıyor? Yani, Eczacıbaşı'nın helikopter kazası. Aynen. Bak söyle. İşte Eczacıbaşı'nın helikopter kazasında tabii meslek olarak bir şey demiyorum. Bir uçak kazasında kabin ekibinin de tespitlerinin veya önemli olabilir. Kaza kırım eğitimi almıştır tabii, mesela. O konuyla ilgili bir şey helikopter vardır. Helikopter kazasında kabin memurunun bilirkişi heyetinde olması mesela çok abesle iştikal bir durum. Bu 2017 Büyükçekmece'de kuleye çarpan helikopterin kazası. Heyetlerden bir tanesi kabin memuru. Yani şu mesela Rusya'da işte Suhoi acil iniş yaptı. 41 kişi yanarak öldü. Mesela orada o yolculara niye tahliye edilmedi? Evet. Burada mesela kabin memuru koy bilirkişi olarak. Tamam. Niye tahliyede bir hata mı yapıldı? Ama ben şeyi de anlamıyorum. Yani, şimdi kaza kırım Türkiye'de araştıran ayrı bir birim haline geldi. Eskiden sivil havacılığa bağlıydı. Bazen örtülüyordu bazı şeyler. Kağıt üzerinde ama kağıt üzerinde. Oraya da şerhimi koyarım yani. Tabii o da tartışılır. Orada da ciddi anlamda şeyler bağlı. Dönüyor. Tabii. Yani duyuyoruz. Tabii. Yani ciddi anlamda tabii böyle hava yolu seviyesinde değil ama daha böyle işte küçük uçakların yaşadığı kırımlarının kapatılması noktasında akciğer işlerinin döndüğünü duyuyoruz. Duyuyoruz. Yani. Burada da zaten hani bağımsız olması lazım. Bir de şimdi onun hazırlayacağı rapor dışında da mahkemenin tutup bir bilirkişi bulup neye göre bulunuyor, ne yapılıyor gerçekten tartışılması ve oraya doğru böyle ışık tutulması gereken bir konu diye düşünüyorum açıkçası. Şeyi söyleyelim o açık kalmasın. Şimdi izleyenlerden belki hiç hayatında kaza raporu görmemiş birileri olabilir. Şimdi kaza o resmi kaza nereye raporu. Nereye girsinler örnek olarak mesela? Ben Aviation Safety sitesine giriyorum. MTSB'de birçoğu var. Aviation Safety'de bütün havacılık geçmişindeki bütün her şey var. Meraklı orada. Arkadaşlar yani. Girin yukarıda Google'ın çoğunda Translate tamam. tuşuna basarak yani kafasını gözünü kırıyor. Ya da belgesel kırıyor. Olarak izlemek. Veya belgesel olarak. Şunu söylemeye çalışacağım. Yani o az önce senin söylediğin o kusurlu hikayesinde. Bir resmi kaza raporunda kazanın öncesinde o uçak nereden nereye gidiyordu, ekiple ilgili bilgiler, pilotların işte çalışanların geçmiş bilgileri falan oluyor. Olay nasıl gerçekleşmiş, kazaya etki eden faktörler ve en sonunda çıkarılan derslerle ilgili kişilere öneri ve tavsiyeler. Tabii, yani tabii. Senin ulusal o kaza yapan şirketin ulusal sivil havacılık şeyine kurallarına uygun. Bazı şunları değiştirsen iyi olabilir. İşte pilot eğitimlerinde şunu değiştirsen iyi olur diye havayolu şirketine. Ne bileyim kabin ekibiyle ilgili bir şey varsa o konuyla ilgili şu eğitimlerinizi düzeltin. Şu regülasyonlarınızı, bakın. Manuellerinizi düzeltin. Bakım ekipleri işte bakımınızı şuna göre yapın. Veya ülkenin ulusal sivil havacılık kurumuna da sen de şu kuralları ülkende değiştir gibi bazı öneriler var. Yani trafik kazasından farkından ziyade herkesin amacı havacılık dünyasının daha emniyetli, daha güvenli bir sektöre dönüşebilmesi için olduğundan herkes üzerine düşen payı, pastadan payı alsın diye ortaya bütün kamuoyuyla paylaşan öneri ve tavsiyelerle bitiriliyor. Bu kimseyi suçlamak değil, olayın nasıl olduğunu etraflıca anlayalım. Herkes de üzerine düşen dersleri buradan çıkarsın. Sonucunda bir daha bu kaza hiçbir yerde tekrarlanmasın. Hikaye bu. Bir de tabii ki bu olay sonrasında Talpa'nın yaptığı açıklama. İşte bu paylaşılamaz, yazılı verilmesi. Yani tamam, hukuki olarak doğru kabul edelim. Yani Türkiye'deki mevzuatı. Yargı süreci devam ediyor. Yargı süreci, eyvallah ama hani ya bir sürü konu vardı mesela Talpa çok konuşmadı bu son zamanlarda pilotlarla ilgili alınan kararlar şunlar bir bunları. Bir de şey demiş ya itibar etmeyin mesela itibar etmeyin yanlış mı şimdi bu kaza şey mesela hani oradaki o detay ne anlamamız gerekiyor? Ben orada tam sanki da. İfade konusunda bir şey var sıkıntı var çünkü itibar etmeyin derken bilgi yanlış değil ama bu tarz spekülasyonları dikkate almayın. Hani kazanın şeyine odaklanın tarzında bir şey ifade etmek ama istemişler. Ama sanki itibar etme mesela ben tabii yalanlamak gibi. Yalanlamak çünkü bana da öyle geri dönüşler geldi. Bu haberi yapan itibarsız mı demek istiyor? Ben anlamadım yani. Yok onu. Haber yalan mıymış diye bana da geri dönüşler olmuştu mesela. Hani o da böyle bir Talpa'nın diliyle ilgili ifadede sıkıntı var.
tamam denebilir ama hani kamuoyu gerçekten bunları bence ama bekliyor. Ama ne belgeler çıkıyor piyasaya? Yani şimdi bir belge bir piyasaya çıkmasın diyemezsiniz ki. Yani. Sonuçta hayır, tabii. Gazeteci peki şimdi sorayım hani sen de gazetecisin. Ha yayınlar sana gelse yayınlar. Ben de yayınladım zaten sistemde. Bu arada detaylı olarak takip etmek isterseniz Muhammed'in boarding infosu benim tolgaozbek.com. Murat da son yıllarda Instagram ve Twitter konusunda da bizde lütfen adımızı soyadınızı yazdığınız zaman her Google'dan Herdem Aviation olarak geliyor. Takip edin diye de böyle bir alt reklamımızı geçelim. Tabii son cümleyi şunu bence yani bu konuyla ilgili. Bir dakika bir konu daha var onunla ilgili. Söyleyeceğim. Yani bu bir gazetecilik başarısıdır. Şimdi yani tabii. Dinçer'in tabii. Bence hani Halk TV'den olduğunu evet. Özellikle belirtelim. Altın çizim yanlış yazanlar anlamayanlar var yani. Farklı kurumlara lanse edenler falan olmuş. Bu bir gazetecilik başarısıdır. Bu gazetecilik başarısı için detaylarına girmeden en azından bu işte kaydın ele geçirilmesi, yayınlanması vesaire bunu bir kere ellerine sağlık. Orada şöyle bir belki şer konulabilir. Yani bu görüntü yekpare bir görüntü değil. Akan bir şey değil. Yani parça parça alınmış. Belki o konuda bir birleştirilmiş görüntüdür. Üst üste gelen, yaşanan bir olay değildir tarzında bir not belki orada isabetli olabilirdi yani. Ben orada şey koyabilirim. Şey diyeceğim tabii kazanın devam ediyor. Sonuçta Türkiye'deki ne yazık ki yurt içinde olan kazaların çok önemli bir kısmı pilotaj hatası. Fakat ben hatırlıyorum işte Van kazası oldu. Van kazasında ALS yoktu o zaman. Diyarbakır kazası Türk Hava Yolları'nın yine ALS ile ilgili problem. Buradaki hani kapatalım değil tabii ki ana faktörde pilotajdır şudur budur buraya bakılacak ama ya mesela Trabzon Meydanı'nın yıllardır pistiyle ilgili hemen denizin kenarında normal işte o bırakılması gereken mesafe işte şu an gündemde olan yeni bir pist yapılsın kapatalım. Benim hatırladığım 70'lerde falan da yine bir kısa bir pist vardı onun üzerine bir tane daha yapıldı. Yani devlet hava meydanlarının burada daha kapsamlı bir şekilde olaya bakıp ha biz geldik yaptık buyurun uçun demekten öte. Şeyleri koyması i̇şte lazım. Bu kazalar orada. Onların yapılmasının bir tabii. Şeyi veya olacak. Yine Pegasus olacak. Mesela o ölümlü olan İstanbul'daki evet. Sabiha Gökçen'deki kazada işletmeci HH şirketi. Niye böyle bir pistin sonunda RESA'nın olup olmadığını geçen program tartıştık. Hani mesela bunları gündeme ne yazık ki hani biz yazıyoruz haberlerimizde ama gelmemesi şey konusu hani altyapısal da Türkiye'nin çözüldü son yıllarda bayağı bir altyapıya yatırım ama daha da yapılması gerektiğine inanıyorum. Şu da var artık belki bundan 5-10 sene önce böyle değildi ama Trabzon artık turistik bir destinasyon. Tabii. Farklı havayolu şirketleri gelip Körfez uçuyor. Körfez ülkelerinin tamamı geliyor. Efendim iç hatlarda ciddi bir yoğun trafik var ama dış hatlar özelinde çok ciddi bir şey var. Burası artık para kazandıran bir yer. Öyle değil ya mi? Para yani, ama uçuş emniyetinin değil ki. Şunu söyleyeyim. Ya yap kardeşim. DHMİ tarafının üzerine düşen görevi mutlaka yapsın. Özel sektör girişimi burada olabilir, devreye girilebilir. Yani burası artık kuş uçmaz, kervan geçmez bir şehir ve havalimanı değil. O taraftan bir özel sektör girişimi de Türkiye olabilir. Türkiye nasıl Ordu Giresun, Rize evet. Havalimanı bunları deniz üzerine yapmayı tamam. Beceriyorsa ya bu 40 mı 40 metre yetersiz mi 80 mi olacak ne olacak bunların artık burayla ilgili yapılması lazım. Evet. Ondan sonra iş ihale Pegasus'a geldi. Peki burada bir de benim aklıma gelen şeytanın avukatlığını yapalım. Bu son dönemlerde Pegasus'un kazalarının bu kadar gündeme gelmesi bir tarafta yani ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece benim aklıma bir gazeteci olarak kendim eşeğim diyelim. Karpuz kabuğu düşürüyorum. Yani gelmesine ben açıkçası biraz enteresan buluyorum. Belki denk gelmiş olabilir. O kadar ya denk gelmiş diyelim tabii. Yani kötü yani niyetli olmayalım ama üst üste de bu kadar gelmesi de ilginç. İlginç evet. Bir durum. Bu arada tabii şeyi de değerlendirmek lazım. 2020'nin o döneminde 3 kaza üst üste oluyor. Sabiha Gökçen'de pistten çıkma. O uçak da bir 4-5 ay sonra tekrar uçuruldu bu arada. Bu uçak Trabzon'daki pideci oldu uçak. Evet. Ondan sonra ve tabii ki 3 kişinin hayatını kaybettiği gerçekten acı bir kaza. Sabiha Gökçen'deki üst üste. Bildiğim kadarıyla sonrasında Pegasus Hava Yolları çok ciddi bir danışmanlık evet. Alarak bu konunun neşterle kesilip artık daha uçuş emniyetinin yükseltilmesi için bazı çalışmalar yaptı diye biliyorum. Şeyi biliyorum yani bu pilot eğitimi sürecinde çok ciddi bir yenilenme, revizyon, simülatör bazı eğitim. Bazı pilotlarla yolları ayırma, ciddi anlamda bir eleme yapma ve simülatör eğitimlerindeki senaryoların. Biliyorsunuz o simülatör eğitimlerindeki senaryolar genellikle standart senaryolar oluyor. İşte iki motoru kaybettin, yangın çıktı, kokpitte duman var, ne oldu ne bitti. O standart senaryoların dışına çıkıp çok daha ultra problemlerle başa çıktıklarında bu simülatörde bu pilotların
bu senaryolardan uçağa çıkarabilmesiyle ilgili senaryoların geliştirilmesi, dolayısıyla eğitimlerin geliştirilmesi, yurt dışında üzerine, da bir danışmanlık yurt dışı kapsamlı alınır. Çok da iyi de yüksek de bir para verildiğini o dönem duymuştuk. Çünkü zaten 3 tane uçak böyle arka arkaya kazanmış. Dünyada tabii, da ilgi çeken bir şey. Ve Pegasus sonuçta gelecek vadeden Avrupa'da, dünyada kendisine yer edinmeye çalışan çok daha belli bir yere gelmiş bir hava yolu. Böyle bir spekülasyonla anılmak ya da böyle bir reputasyona sahip olmak onlar açısından iyi bu değil. Bu kazaların tabii. Hem içeride EOC riski var. EOC'nin tabii, alınması tabii, riski. Tabii o da var. Yani işletme ruhsatının askıya alınması hem de Avrupa hava sahası bir anda benim ülkeme gelme kardeşim. Yani benim ben hava sahama gelme diyebilir yani. Kore hava yollarının böyle bir üst üste kazaları olmuştu. 3 önemli kazası. 90'lı yılların başında kadar çok sonra ciddi kaza yaşıyor. Kore insanının otoriteye karşı işte kaptan ne derse o oluyor gibi böyle karşı çıkamaması. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda Delta Codeshare ortak uçuşlarını durdurmuştu Kore ile ilgili. O da çok ilginç bir hikayeydi. Onlar da çözdüler o hikayeyi. Sonrasında işte şu bugün Pegasus'un yaptığını o dönem Kore havaları yaptı. Evet. Çok ciddi anlamda yurt dışından vurdu. Profesyonelleri getirdi ve o tamamen uçuş emniyet ağırlıklı, öncelikli daha doğrusu bir sistem geliştirdi ve o günden bugüne Kore havalarının kazası yok. Bir Asiana'nın 47'si düşmüştü falan diye hatırlıyorum o kargo uçağında. Bir geçenlerde bir şey uçağı kırdılar şeyde bir yerde. Kore'nin oluyor öyle şeyler. Ya onlar diğer kazası gibi aslında onlar biraz da. Pegasus'un da şu anda yani bir tekrar bir kaza yapma lüksü yok. Lüksü yok. Tabii. O için kapasite çok ciddi anlamda şey bu. Orada zaten özür dilerim bölüyorum. O ciddiyetin farkında oldular ve onlara fark ettirildi ki bu bahsettiğimiz hızlı bir şekilde bahsettiğimiz revizyon ve eğitimlerin geliştirilmesi ve profesyonel eğitimi aldılar. Çünkü hakikaten pabuç pahalı olacak yani biraz. Evet, şimdi mesela havayolu şirketleri Avrupa'da uygulanıyor ama Türkiye'de uygulanmıyordu. UPRT diye bir eğitim modeli var. Konsepti vardı. Anormal duruma uçağı aynen, sokup. Uçak anormal duruma girdiği zaman o uçağı oradan nasıl kurtarırsın? Bunun eğitimini veriyorlar. Tabii büyük uçaklarla değil, onlarla da simülatörde veriyorlar ama bunlar tabii küçük uçaklarda akrobasi veriyorlar. Akrobasi uçakları. Aynen, biraz daha beygiri yüksek güçlü uçaklarda veriyorlar. İşte zilindir, ne bileyim. Extra 300 falan. Pits gibi. Evet. Aynen, o uçaklarda veriyorlar. Bunu mesela Pegasus Havayolları diyor ki ben diyor bunu birkaç okulda yetkilendirilmiş okul var mesela. Hepsini kabul etmiyor. Orada bile hassas davranıyor. Diyor ki ben diyor XX okulda alırsan diyor kabul ederim. Çünkü ben onların manuellerini okudum diyor. Onların diyor eğitim şeyine güveniyorum diyor. Ve ona göre ben şey yapıyorum. Hadi ya başka bir okuldan aldım. Mesela başka bir şeyden UPRT eğitimi aldım. Diyor ki ben mesela bir saat diyor çek uçururum diyor. O aksi takdirde aldığım belgeyi kabul etmiyorum onaylı belgesini kabul etmiyor mesela. Bu bile yani genel olarak uçuş emniyetine verdiği önemi en alttan yukarıya kadar değerlendirilmesi. Yani sadece önemli. Türk şirketleri değil, Pegasus Türk Hava Yolları değil, hiçbir şirket kaza yapmasın, kimsenin burnu bile kanamasın ama kazalar tabii kamuoyundaki baskısı şusu busu işte üzerinden 3 yıl geçti, 4 yıl geçti bu kazaların ve hala konuşuyoruz. Mahkemeleri, adli süreçleri devam ediyor. Gerçekten tarafı hani, çok çünkü. Tarafı şu çok. Şu anda mesela işte bizim konuştuğumuz bilirkişi raporu, son çıkan bilirkişi raporu muhtemelen kazada yaralananın devam eden bir davasından kaynaklı. Evet, yani evet. Kaç kişi var mesela uçakta? 180 defa daha gündeme gelebilir yani bu konu. Evet, çünkü evet. Her birinin ayrı bir mahkemesi devam ediyor. Birinde bilirkişi aşamasında, birinde başka bir aşamada, birinde belki karar çıkacak falan. Bunu biz daha çok göreceğiz daha gibi çok görünüyor. Bu, aynen. Bu pilav, bu kazan daha evet, çok kaynar evet, bu konuyla ilgili. Şey de söyleyelim bence burada. Siz niye bunu gündeme getiriyorsunuz? Bu paylaş. Ya bizim hepimizin ortak amacı biz Pegasus Havayolları ile paramızı verip uçmuyor muyuz? O kadar. Ben yolcu olarak havayolu şirketi. Arkadaşlar bu programda bir şey haberse girer gündeme. Hayır bizim. Bir de şu var yani hepimizin ortak amacı havacılığın ve havayollarının daha emniyetli olması değil mi? Buna katkı sağlamak. Yolcu olarak. Yolcu olarak veya hani bazen bize biri size de geliyordur. Yani niye gündeme getirmeyelim? O kadar. Hepimizin bir problem amacı, bir problem varsa gündeme gelir geliyor da. Hatta bir yorumcumuz da bir yorum yapan izleyicimiz de ya Türk Hava Yolları'nı gömüyorsunuz. Ne oldu Pegasus falan? Buyurun işte gömme değil. Biz bir sorun tartışılacak konu varsa dilimiz döndüğünce bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. Şeyi de aranızda pilot lisansı ve uçuş saati en yüksek adam olarak da şey diyeyim. Gaz
pist garanti, gaz rolanti konusu nedir? Bu özellikle işte tek motorlu uçaklarda yapılan eğitimde bir espri vardır. Yani gazı kestiğiniz motorunuz durdu herhangi bir şey ve uçakların süzülme kapasiteleri var. Pisti garanti ettiğiniz zaman çok heyecanlandım. Barbağa böyle atıyorum. Çok sinirlendim. İşin tabii esprisi. Gazı kestiğiniz zaman o uçak süzülmeyle pist başına teker koyabilecek şekilde olması lazım durum. Tabii Boeing 737 gazı kestiği zaman taş gibi hızlı bir şekilde alçalabilir ama o çok eski bir tabirdir havacılıkla ilgili. Birçok insan takılmış o konuya. Uçağın hani başına iki motor arızası bir şey bile olsa pisti tutturabileceği anlamına gelir. Tabii ki her uçağın çok çok farklı yani iniş teknikleri var. Bu tabirlerle dalga geçmek de doğru değil. Yani adamın tarzı odur. Kullandığı kalıp odur. Doğru. Ha, CRM yani, açısından tabii, ne kadar doğrudur yanlıştır tartışılır. Ama sonuçta hava kuvvetlerinde yıllarca öğretmen pilotluk yapmış. Yıl deneyimli. Havayolu şirketlerinde yıllarca uçmuş. Ve işte Pegasus'ta da uçan bir insandan bahsediyoruz. Yani hocaların hocası tabiriyle. Yani bununla dalga geçmek, yarın öbür gün sen de aynı işi yapıyorsan sen de başına gelebilir. Ama yani dalga geçilmesi yani, sektör dışı ve Türkiye dışı. Hani yani, ama tam, bu Türkiye'de bir jargondur yani. Pegasus arabadan iki uçağı ard arda kırma uğrayınca Türk Hava Yönetim Kurulu Başkanı İlker Ayçi çıkıp demişti ki market yönetmeye benzemez havayolu şirketi yönetmek. Yani ne oldu? Naneye gönderme yaptı da sonra İlker Ayçi nerede kaldı? Aynen. Carrefour büyük konuşmayacak olduğu için ona gönderme yaptı. Sonra ne oldu? Kendi uçağı personel olarak kaledildi. Hem kaledildi. Pegasus'un uçağı kaledilmemişti aslında. Mehmet Nane sonradan acaba İlker Aycı'ya şey dedi mi? Havayolu şirketinde bir gün bile koltuğa oturamadan kovulmak da varmış kaderde falan gibi bir şey söyledi. Air'inde hayırlı günler diler. İyi bakalım. Yani hiçbir şeyde büyük konuşmamak da. Büyük konuşmamak lazım. Daha lazım. Havay ya da küçümseyici ifadeler kullanmak havacılık lazım. Havacılık bu ya. Altımızdan hava geçiyor. Hele bir de kokpitteysen çok bu işlere çok girmemek lazım. Ve ben bu işlerin yıllarca bilmem ne verdim. Ya da giriyorsan da hepsine gireceksin kardeşim. O şirket bu şirket ayırmayacaksın. Tabii. Ben yapacağım bütün. Ben mesela 2019'daki Atlas kazasının sebebini merak ediyorum kardeşim. Bir video istiyorum yani. Evet. Birisi yapsın da. Kargo olan Atlas. Kargo Atlas uçağının. Biri yaptı değil mi? Biri yapsın da izleyelim. Aydınlanalım. Aydınlanalım. Hadi bakalım diyoruz. Gerekli mesaj ilgili makamlara diye şey yapalım. Şimdi ikinci konumuza gelelim. Atatürk Havalimanı'nın havadan çekilmiş fotoğrafları. Benim biraz içimi acıttı bu fotoğraflar. Kuzey-güney istikametindeki işte 1735 istikametinde iki pist vardı. İstanbul Havalimanı'yla kesişmesi dolayısıyla burası millet bahçesi haline getirildi. Ve son fotoğraflarda da tenis kortu yapıldığını gördük. Pist başında deniz tarafında zaten bir cami külliye var. Arkasından galiba hastane olan kısım biraz söküldü oralarda. O böyle pistin üzerine tenis kortu, yeşillendirme var. Allah korusun işte deprem riskini her türlü haberde görüyoruz. Keşke o pistler dursaydı diye düşünüyorum ben. Bir de tabii ki olayın şey yönü var. Yeşillendirme ve ağaçlandırmayla birlikte yeşillendirdiğiniz zaman kuş gelir. Böcekler ortaya çıkar. Ekosistem değişir. Ama yani tabii bizim kuşlar ve uçaklar konusunda çok şeyler söyleyebiliriz Murat'la birlikte ama özellikle sen söyle. Ben kafa sallıyorum. Oraya baktığınız zaman çok yoğun bir aslında genel havacılık operasyonu var. İşletleri, helikopterler iniyor kalkıyor ve oradaki pilotlarla da konuştuğumuz zaman kuş çarpma olaylarında çok ciddi bir artış var. Bakım için büyük uçaklar da bakım için yani, evet. Büyük uçaklar da yani. Bu arada İstanbul Havalimanı'nda kuş çarpma olayları Atatürk'e göre daha azmış. Geçen geçtiğimiz yani, enteresan. O da enteresan. Yani. Ocak ayında bir rapor hazırlanacak. Ocak ayındaki raporu ben de merak ediyorum. Ediyorum. Çünkü bu konular uluslararası. Çünkü dünyada artarken. Evet. Dünyada artıyor. Geçen gün Hindistan'daki bir Hindistan havacılığını seviyorum. biz severek izliyoruz. Objektif ki yani her şey yayınlanıyor. Her şey ama detaylar bütün her şey. 150 tane sahte pilot bulundu. Büyük ihtimal çok servis ediliyor. Yani oradaki tamam. Havacılık falan servis ediyor yani. Bu çok muhtemel. Haber çıkınca evet. Herhalde şirketler falan biraz kendilerini rapta zutta mı alıyorlar? O öyle olabilir. Bir taktik olabilir. Yani inanılmaz. Yani bizim asla ulaşamayacağımız detaylar orada herkes. Ama biz ulaşamayacağımız haberleri de okuyoruz Türkiye'de. Belki farklı edilen, kaynaklardan. Belki servis edilen başka özel paravan hesaplar falan oluşturuluyordu. Olabilir. İçeriden mi dışarıdan mı? İçeriden mi dışarıdan benim mı? De orada takip ettiğim hesaplar var şeyde Hindistan'da. Yani inanılmaz böyle kuş çarpma sayılarını tak 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 şey yapmışlar. Rapor geliyor herhalde. Raporu yayınlamışlar mesela. Böyle bir rapor biz de istiyoruz. Ancak onun da, içinde olsam ulaşabileceği raporu. Ne bileyim Air Indigo'nun anlaşması sivil olacak işte uzattı. Hemen servis ediliyor. Ne yani güzel. Çok çok hızlılar yani. Ve
doğru da şey bilgilendirme yapıyorlar. Bizde de bu kadar şey olsa aslında, hani şeffaf olsa bilgilendirmeler ya da eşit olsa, adaletli dağıtılsa bizim açımızdan da güzel olur. Güzel olur. En azından güzel haberler çıkar. Tabii Atatürk Havalimanı demişken terminaller, sen de bir parçasısın. Sonuçta senin de bir organizasyonun var. O yüzden o terminallerin de aslında işte İstanbul Air Show, arkasından Teknofest, uçuş okullarıyla ilgili çok önemli bir Murat'ın organizasyonu oldu. İlki Mayıs ayıydı değil mi? Mayıs ayında yapılmıştı. Hadi ikinci de olacak. Oradan takip edeceğiz. O terminal binaların yaşaması açısından yaptığınız organizasyonlar bence çok önemli. Çünkü terminal tamam, kullanıldıkça biri kalır. İşte air condition'ı çalışır, yürüyen merdiveni, sistemi bakılır. Buraların da bence değerlendirilmesi lazım. Bir de tabii kabin hizmetleri bölümü var. Bir sürü üniversitenin bölümlerinde ya bir kabin memuru olmak için en büyük problem, bize yazarlardı. Ya benim boyum tam 1.59, 1.60'ın üzeri alınıyor. Mesela ölçüyorlar, havayolu diyor ki ya bunun boyu 1.51 çıktı falan. Böyle ne, ben topukla ölçülmüşüm diye. Buralar örneğin bir kabin memurunun işte bir boy limiti var. Hem en düşüğü hem en yükseği. Bir sürü kabin memurluğu bölümü açılıyor ve ben zannetmiyorum ki o bölümden mezun %1'i bile kabin memurluğuna girilemiyor. Hani Türkiye'de bir laf var. Gizli işsizliği aslında özel üniversiteler, açılan mantar gibi üniversiteler kapatıyor gibime geliyor. O konuyla da ilgili arkadaşlar, genç arkadaşlar, havacı olmak isteyenler araştırın. Hiçbir havayolu, bazen işbirlikleri yapılıyor ama hiçbir havayolu gidip de o bölümden mezun diye tercih etmiyor. Kendi seçiyor. İngilizcesine bakıyor. Boyuna, posuna, eğitimine, bilgisine bakıyor. Öyle alınıyor. Onun dışında bazı kuruluşlar da var. Diyor ki temel eğitim sertifikası veriyoruz diyor. Ha bir de o biraz yani, eskiden çok böyle tabii. Tokat operasyonu çoktu. Temel eğitim sertifikasını da havayolu şirketine karşılıyor. Pegasus istiyor ama Pegasus'un aldığı sayıyla baktığın zaman Türk Havalarını çok daha fazlasını alıyor. Pegasus Türk Havalarını istemiyor mesela. Yani attığım paranızı kaptırmayın tabii, arkadaşlar. Paranızı kaptırabilirsiniz. Dolayısıyla böyle temel eğitim sertifikası olmazsa olmaz bir şey de değil aslında. Yani olursan bazı şirketler belki isteyebilir ama mesela Türk Havalar istemiyor diye düşünebilirsiniz. Ha, bunu da Atatürk Havalimanı'na bağlayalım. Senin de dediğin gibi burası bir eğitim merkezi, uygulama merkezi olabilir. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Yaşatmak lazım. Sonuçta dönüp baktığımız zaman hala Türk Havalimanı tekniğin çok ciddi hangar yatırımları. Onur Eğir battı biliyorsunuz arkadaşlar ve Onur Eğir'in hangarı da eski rahmetli İstanbul Hava Yolları'ndan kalan rahmetli Onur Eğir ve şimdi Türk Hava Yolları Tekniği'nin yeni bir hangarı oluyor. Demek ki Atatürk Havalimanı için binasına da Onur Eğir Türk Hava Yolları Tekniği'nin yazıldı. Ben uzun zamandır geçmedim Yeşilköy'den. Bir yarın geçeceğim yani bakayım. Genel müdürlük binasında Türk İş Teknik yazıyor artık. Evet. Yazıyor. Demek ki TE uzun bir tabii. Atatürk Havalimanı'nda bir süreç. Yakında bir şeyler açıklanır. Bunlarla ilgili. Hmm. Bir ucundan bir şey var da bizde. Var var. Yani açıklanır. Bana da böyle söylediler. Yakında bir şeyler açıklanır. İlk bizlerden duyarsınız arkadaşlar. Şey yapmayın. Takip ediyoruz. Şeyi söyleyelim yani. Burada bahsettiğimiz uçuş eğitim merkezi olması, bütün üniversitelerin burada uygulamalı eğitim yapması ve buranın yaşatılması neden önemli? Türk havacılığının doğduğu yer burası. Yani burayı bir şekilde havalimanı statüsünden uzaklaştırmak, havalimanı görünümünden tamamen farklı bir yere getirmek. Çok güzel inşaat yapılabilir. Ben bakıyorum. Ya inşaat böyle, yine yapılıyorsun da yani şuranın Türk havacılığı. Ben müteahhit değilim, yapıyorsun diyor adam ya. Türk gizli, senin gizli işlere dökmeyelim. Ya sana. Şimdi ortaya çıkarmayalım bunları. Türk havacılığının doğduğu yer olan burayı mümkün olan asgari müşterekte havacılıkla ilgili bir faaliyet yapılabilecek bir şekilde korumak. Biliyorsunuz yurt dışında çok örneği var. Yani bunun Amerika'da, Almanya'da havalimanını iptal etseler bile oradaki o geçmişte yaşantıyı devam ettirebilmek, sürdürebilmek, aktarabilmek için farklı şeyler, projeksiyonlar çizilebiliyor. Bizim Türk havacılığıyla aynı yaşta olan bu meydanı kaybetmememiz lazım. Havacılıktan tamamen uzaklaştırmamız lazım. Ben bir parantez açıp ek yapayım. Hava Müzesi var Yeşilköy tarafında. Ya keşke şu Hava Müzesi'ne de bir el atılsa, düzgün bir, modern bir bina içinde olsa. Evet. Sonra en son bina tamiratı için uçaklar dışarı çıkartıldı. Evet. O tarihi uçaklar ne yazık ki dışarıda durumları, yağmur var, karı var, çamur var. İyi durumda değil. Keşke bu da bakılsa. Ama Ali İsmet Öztürk'e verseler ne yapar? ya şimdi bunlar çok imkan meselesi. Hem her şeyde parada değil. Vizyon meselesi. Hani Ali İsmet Öztürk'ün Sivrihisar'da yaptığı gerçekten çölün ortasına efsane bir şey yaptı. Uçan uçaklarla bir müze yaptı. Keşke oraya da bir şeyler yapılsa edilse diye umuyoruz. Bakalım ne çıkacak. Önümüzdeki günler göreceğiz gibime geliyor. Şimdi üçüncü konumuza hemen geçelim. Antalya Havalimanı. Antalya Havalimanı'nda
Aslında 3 pist var. En son 6 saatlik bir mahsur kaldığımız ya, durum vardı. Sonra yeni şeyler sonra, ya yeni şeyler biraz trafiği rahatlatmak amacıyla. Malum oranında ihalesi tekrar yapıldı. TAV kazandı. Fraport ortağıyla beraber. Umarım kokan iç hat tuvaletlerine de bir el atarlar diye buradan da böyle TAV'a bir selam verelim. Ondan sonra bu problem çözülsün. 3 tane pist var. Bir tanesi askeri. Askeri tarafta. Evet. Yanında ana pist var. Daha sonra paralel inşa edildi. Ben paralel iniş yapıldığını biliyordum. Kalkış. Kalkış yapılıyor. Kalkış yapılıyor. Sen, senin haberini evet, düzelt. Aynen. Yani en azından bizi düzeltmiş oldun. Orada aslında öyle. Öyle yazıyor. Paralel inişler yapılabilecek yazıyor. Trafiği ne kadar büyütecek Murat? Eğer paralel inişlerin yapılması doğrultusunda. Yani şu anda orada İstanbul Havalimanı'nda biliyorsun. Paralel iniş yapılabilir. Evet. İnanılmaz bir rahatlık. Tabii. İhtiyaç 3 tane pistte 3 uçağı gördük havada. Evet. 3 uçak değil de 2 uçak şey oluyor. Ya açılışta bir yaptılar ya. 3 tane yaklaşırken. 3 uçak için de şeyler simülasyon eğitimleri yapılacak. İstanbul Havalimanı için yapılacak. Hı-hı. Ve aynı anda 3 uçak. Pisti ne kadar verimli tabii kullanırsa o kadar trafik artıyor. Tabii. Tabii bunlar regülasyon gerektiren işler. Yani bunun eğitimini alacaklar işte. Regülasyonları ona uygulanacak. Ona göre bir plan dahilinde yapılacak. Zannedersem Antalya Havalimanı yazın iki pist şey iki paralel inişe birbirinden bağımsız paralel inişe müsait hale gelecek. Yakın zamanda hava trafik kontrolörleri bunun simülasyon eğitimi için Paris'e gidecekler. Paris'te eğitimini alacaklar ve sonrasında bu uygulamayı Antalya Havalimanı yapacaklar. Tabii saatlik bazda bakmak lazım. Yani havalimanlarındaki kapasitenin değerlendirmesi saatlik olarak. Evet. Saatlik kapasitesi ciddi anlamda artabilecek bir şey operasyon. Biliyorsunuz orada zaten kışın çok fazla trafik olmuyor. Yazın da inanılmaz yoğun bir trafik oluyor. 7/24 tabii, dönüyor. Onun rahatlatılması için ciddi anlamda bir katkı sağlar. Tabii sadece bu paralel inişle olabilecek bir şey değil. Orada ciddi anlamda çalışan sıkıntısı var. Yani İstanbul Havalimanı'nda kaç mesela trafik olarak kaç katı Antalya Havalimanı'nın baktığınız zaman? Yaz kış yani yazın kafa kafaya geliyorlar galiba. Yani 50 hava trafik kontrolörü varken bir ekipte orada 12-13 kişi bu işi kotarmaya çalışıyor. Hı-hı. Ve işte bir kısmı görevlendirme olarak sağdan soldan devşirme getirilmiş falan. Ciddi anlamda. Kontrolörler Antalya'da tabii yaşamak istemiyor tabii anladığım kadarıyla. Evet, evet. Niye? Oradaki artan kiralar şunlar evet bunlar. Rus efekt. Evet. Şey söyleyeyim mesela Merkez Bankası İstanbul'a biliyorsunuz taşınıyor. Hı. Oradaki memurlara aylık 35-40 bin lira gibi İstanbul'da geçinebilmek için ekstra böyle bir ödeme yapılacak gibi. Belki de hani kontrolör deyince herkesin bir çalışma hayali İzmir. İzmir'de acayip kadro vardır mesela. Herkes böyle yoğun yerleri çok fazla talep edilmez. Demek ki Antalya gündemden düşmüş. O da gerçekten ilginç evet bir yaklaşım. Yani dolayısıyla orada kontrolörlerin sayısının da artırılması gerekiyor. Çünkü trafik sayısı artacak. Paralel inişin onun bir şeyi olacak. Sonuçta operasyonel yükü olacak. Bunu sadece operasyonel uçak olarak düşünmemek lazım. Biraz da personel sayısını da artırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Öyle de geri dönüşler var zaten. Şöyle bir son konumuzu bağlayalım. Havayolu şirketleri yani lisans almış sıfır tip eğitimi gerektiren bir uçakta sıfır saate sahip bir pilotun iş bulması genellikle şirketler çok tercih etmiyorlar. Hep tecrübe. Nerede kazanacaklar bu tecrübeyi? Şimdi yavaş yavaş Southwind de eğitim yetkisini aldı. Southwind'de kaç tane uçağı var? 737 var. A320 var. Abi, her şey var. A330 var. 777 var. Ne vereyim abi? NG'si var. NG'si var. Bir de Max'i var. Tabii tabii. Neosu tabii var. Neosu var. Falan var. Her şeyden var. Her şeyden var. Aslında havacılıkta nasıl filo kurulması ya da kurulmaması gerektiğiyle ilgili bir ders niteliğinde bir hava yolu. Yani bir bildikleri var. Bu dönem için bence ideal olur. Çünkü herkes uçak alıyor ya. Herkesin ihtiyacı olan herkesin şey işte yolcu bol olunca nereden? Yönetmesi zor ama. Yönetmesi zor. Şükrücan'a başarılar diliyoruz. Bu LSE'nin eski genel müdürü Şükrücan. Genel müdürü oldu. Onlar 0 saat alabiliriz. 34 yaş limiti var. ICAO limit yurt dışında çok özür dilerim. İngilizce oranları level 5 olması istendi. Ondan sonra onlar bir eğitim yapıyorlar. Bir de tabii kadet olarak adlandırılan havayolu sıfırdan yetiştirmek üzere hem Türk Hava Yolları'nın var hem Pegasus'un var. Başka şirketler de Sun Express'in var. Tabii unutmayalım. MPL'in modeli var. Bazen işte arkadaşlarımız diyor ben pilot olmak istiyorum. Param yok. Arkadaşlar bu programları takip edin. Ve yeniden yaklaşık bir yıldır alımlar gerçekleştiriliyor. Yani üçü de gayet güzide havayolu şirketlerimiz iş garantisi sağlıyorlar. Ve başvuruda da istediği sayılara da erişemiyorlar bu arada. İstediği sayılara tabii erişemiyorlar. Tabii.
genç arkadaşlarımız, pilot olmak isteyenler bunları lütfen takip etsinler diye biz onların böyle bir ağabeyleri olarak öneride bulunuyoruz onlara. Murat, peki bu aralar beklediğimiz pilot alımları kadet olarak alım var mı? Kadet olarak devam ediyor aslında ama tecrübesiz olarak tabii asıl beklenen Türk Hava Yolları. Geçen yıl Haziran ayında, işte Temmuz ayında bekliyorduk aslında. Bir hazırlık da vardı. Ama tabii bu Airbus NEO'daki motor sorunları. 40 uçak yere indi. Filonun %10'u kaç pilottur? 2024'te 40 uçak yerde olması bekleniyor. Yani uçak başına 10-12 pilottan hesaplarsanız 400-500 pilot anlamına geliyor. Bunlar alınacaktı aslında. Tabii onun tedirginliği. İşte İsrail'deki durum, savaş durumu. Ondan sonra işte beklenen bir tekrar bir Covid salgını tarzı bir kriz olur mu olmaz mı? Herkes itidalli bu konuyla ilgili. Biraz itidalli. Hem de mevcut bir önceki alımlarda çok ciddi anlamda tecrübesiz pilot alındı. 800 civarı alındığını biliyorum ben. Bunların eğitimleri devam ediyor. Ve hem uçuş operasyonu yapılıyor hem de eğitimler yapılıyor. Bunların eğitimlerinin planlanması noktasında da çok yoğunluk var. Mesela Lifus'u biliyorsun. Yani Lifus uçuşunu bekleyenler Çek uçuşunu ta Nisan'a falan bekleyen, 300. sırada falan bekleyenler vardı. Yani böyle çok ciddi anlamda bir eğitim yığılması var. Önce bunları bir eğitimlerini tamamlamak, eritip kokpite sokup sonrasında yenisini alma gibi bir durum ortaya çıkabilir ancak. Bunu da herhalde en erken Nisan olması bekliyor. Ahmet Bolat Temmuz 2024 demişti ama. Ahmet Bolat LinkedIn'e yazar. Yazdı. 2024 Temmuz yazmıştı. Belki biraz erken de çekebilir, bilmiyorum. Çünkü ihtiyacı var sonuçta. Uçaklar bir şekilde o motor arızası olan uçaklar. Giderilecek onlar. Tabii. Pilot ihtiyacı devam edecek. Öyle görünüyor. Tabii burada alternatif işte charter firmaların ilanları sürekli açık. Özellikle tecrübeli pilot arıyorlar ama tecrübeli bulmak, altın bulmak gibi bir şey artık. Yani Türkiye'de öyle tecrübeli pilot bulmak biraz parayı kolay basacaksın. Tabii parayı basacaksın. İşte ne bileyim Anadolu Jet, Ajet alıyor, arıyor, bulamıyor. Tailwind'den bir kısım geçmiş diye duydum. İşte Freebird arıyor, BBN arıyor. Yani şu anda ilanı, tecrübeli ilanı açık olmayan ya da pilot lazım olmayan bir şirket yok. Hepsi arıyor ama saatli arıyor. Saatsiz olanlar da az önce sen söyledin. Şimdi uçuş okulundan 215 saatte mezun oluyorsun. Senden minimum 500 saat istiyor mesela. Nerede dolduracak? Nerede dolduracak? Türkiye'de genel havacılık gibi bir ara kavram yok, ara birim yok, bölgesel uçuş yok, kargo, ufak uçaklar yok. Bu eskiden 2000'lerin başlarını hatırla. Uçuş okulları kavramı daha yeni yeni ortaya çıkmışken adam uçuş okulundan mezun oluyor ve asla böyle bir şey yok. Tecrübesiz alımı yok. Adam 500 istiyor. Ben de 500 yok. Ne yapacağım? Yapacak yerim de yok. Almıyorum diyor. Almıyordu yani. Sonrasında bu şeyden direkt 215'le okul çıkışlı ATPL lisanslı adamı alıp tip eğitim verip bir şeyler yapmaya başladı. Tabii bu bazen de şey oluyor. Yani şimdi geçmişte fırsatçılar da ortaya çıkarıyor. Yani bu sonuçta Onur Havayolları battığında birçok insanın Atlas da aynı şekilde Atlas Jet'te battığı zaman birçok insanın parası hem maaşını alamayanlar 98 var. O eğitimden sonra tip eğitimde yaklaşık 100 saatlik falan bir eğitim daha var. Onun böyle 98'inde kalıp release olamamış adamlar var. Yani çalışanlar maaşını alamayanlar var. Bir de maaşı alamadığı gibi üstüne 30-35 bin euro içeriye tip eğitimi verip de Parası yananlar var mesela. Bu şekilde mağdur edilenler de var. O yüzden yani şu anda Türkiye'de işte Southwind Airlines açtı mesela. Orada tabii böyle bir kötü bir maksatla bir çalışma olduğunu zannetmiyorum. Ama işte orada tip eğitimini önce kendi bünyesine çalıştıracağı pilotlara ücretini kendisi karşılayacak, maaşından kesecek. Onda tabii yaş kriteri var. 34 yaşına kadar alıyor ki daha çok faydalansın diye. Ama bir başka bir seçenek daha var. Onda da yaş sınırı yok. İstersen ben 40 yaşındayım. Bana tip eğitim ver. Ne kadar? İşte 27.500 euroymuş galiba. 27.500 euroyu veriyorsun, alıyorsun. Ha aldın. Bu işe yarar mı? Bence veya çok, parayı çok... aldın, eğitimi oldurdun mu? Yani bilmiyorum. Yok, aldın eğitimi de şeyinde tip yetkinde aldın. İşte her uçakta uçabilmek için o uçağın tipinde yetki alman lazım biliyorsun. Yetkiyi aldın ama o tip eğitimi yetkisiyle gidip Pegasus'a ya bende tip eğitimi var. İşte Türk Hava Yolları'nın bende bu var. 737'de uçabilir miyim dersen adam seni alır mı? Bu soru işareti. Çünkü tip eğitimi satınca yani havayolu şirketi tip eğitimini veriyor. Hem seni borçlandırıyor. Belli bir süre çalışmak zorunda kalıyorsun. Mecbur hizmet. Tabii. Hem de senden para kazanıyor. Tip eğitim maliyeti nedir? 15 milyona fazla değildir yani. Sen satıyor onu 35 bin euroya. İşte onun ihtiyacı var. Tabii. Hava yolunda ona ihtiyacı var. Tabii, sen 35 bin euroya satıyor ve seni en az 5 sene bağlıyor. Ayrılamıyorsun, borçlusun çünkü.
Ya da ayrılırsan veriyorsun parasını. Bütün yaptığı kravatına kadar alıyor senden. Bütün yaptığı bütün masrafı alıyor. Dolayısıyla ben kendimi uzun vadede, orta vadede çalıştırabileceğim ve borçlandırabileceğim, oradan da kar edebileceğim adamı tercih ederim. Baktığı zaman böyle. Ha, Southwind'den alıp başka bir yere geçme istisnai durumlarda olabilir mi? Olabilir. Pandemiden sonra oldu. İşte onun reyindeki Atlas'taki tip eğitimi alıp da saati olmayan tecrübesiz pilotları dediler ki tipi olup da o gelen adam başvursun dediler. Açtılar, öyle bir şey yaptı. Ama öyle bir dönem tekrar denk gelir mi? O biraz havacılıkta her an her şey olabilir, evet, diye olayımızı tamamlayalım. Evet. Evet, bu hafta kazanımızı kaynattık. Sektörü masaya yatırdık. Ondan sonra sorunları, neler, ne yapılıyor, bunları ortaya koyduk. Bazı öğrenci arkadaşlardan mesajlar alıyoruz. Özellikle sektörü yakından takip etmek için dikkatli bir şekilde programımızı izliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz onlara. Onlara da gelecek hayatlarında başarılar diliyoruz. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Hangi konuları işlememizi istiyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? Neyi duymak istiyorsunuz? Bunlarla ilgili veya gündeme getirilmesi gereken konular, sorunlar varsa her zaman açığız bunlara. Ne diyelim, haftaya bir sonraki Havacılığın Kazanında görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları, emniyetli uçuşlar ve keyifli günler diliyoruz.